böyle değil. Gerçekleri bizden dinlemenizi isteriz. Hepimiz işinin başındayken işten atıldığı bilgisini aldık. Kimimiz sınıfta öğrencileriyle dersteydi, kimimiz katı atıkta çöp ayrıştırıyordu, kimimiz sırtında yük taşıyordu. Söylemek zorundayız ki sürecin başından bu yana yanlış bilgiler kasıtlı olarak kamuoyunda dolaşımı sokulmakta. İşten çıkarılan sayısı iddia edildiği gibi 20 değil. Bize ulaşan 200 aşkın arkadaşımızın işine son verilmiş durumda. Ve işten çıkarılacakların sayısının binleri bulabileceği konuşulmakta. Bir diğer yanlış bilgi ise işine son verilebilenlerin yalnızca büro personeli olduğu ve herkese başka iş kollarında çalışması için teklifte bulunduğu yalanı. Oysa bizler işine son verildiğinin bilgisi dahi verilmeden günlerce çalışmaya devam eden arkadaşlarımız var. Üstelik yalnızca büro işçisi değil, içimizde katı atık işçileri, ataması yapılmayan öğretmenler, kapsam dışı 15 mühendis arkadaşımız ve daha çok sayıda farklı işleri üretenlerimiz var. Biz hakkımız olanı istiyoruz. Seçimlerde, aday belirleme süreçleri de, buralarda yaşanan kişisel kavgalar da biz emekçilerin gündemi değil. Eski yönetimle yeni yönetim arasında yaşanan siyasi çekişmelerde olan biz emekçileri oluyor.